Şimdi Tayyip Erdoğan demiş ki dünkü yalanlarında, Özgür Özel Partisi'ni topladı demiş. İnanamıyorum bu sözleri nasıl söylüyor. Üyelerine, yöneticilerine demiş ki, herhalde bunu nerede söylemem lazım bilmiyorum. Sizin duymuş olmanız lazım. Ben demişim ki, seçim geçene kadar sahtekar olun. Sahte olun. Milleti kandırın. Sakın gerçek yüzünüzü göstermeyin. Demişim ki, seçime kadar gizlenin, riyakarlık yapın, AK Partililerden oy toplayın. Arkadaşlar, değerli partililerim. Şimdi ben bir şey diyeceksem zaten açıktan söylüyorum da, sen bize bir şey demedin demezsiniz, ne diyeceğimi bilirsiniz ama bir şey diyeceksem şunu söylerim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyün derim. Zaten yürüyorsunuz. Altı okumuza ayrı ayrı sahip çıkın derim. Zaten çıkıyorsunuz. Ve derim ki ya örneğin günün birinde hani Türkiye'ye yine hat bildirmek için 6. filo falan gelirse Tayyip Bey'in kendisinin abilerinin yaptığı gibi sakın ona doğru onu kıble görüp namaz kılmayın. Hemen gidin o 6. filoyu denize dökün derim. Bir genç arkadaşımı görsem yakasında rozeti yok, kendi rozetimi ona takarım. Ben rozetimizden gurur duyarım. Ama Tayyip Bey ne yapıyor? İzmir'de Tayyip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Tayyip Bey'in ilçe belediye başkan adayları. Bırak rozet takmayı. Takmayabilir. Belediye başkan adayıyım der. Türk bayrağı takacağım der. Eyvallah. Billboard'da AK Parti'nin ampulü yok. Arabada AK Parti'nin ampulü yok. Afişte, broşürde AK Parti'nin ampulü yok. Diyor ya, sahtekar olun, kendinizi gizleyin, oy alın, gerekirse riyakarlık yapın dedi Özgür. Bakın, kişi kendinden bilir işi. Biz böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmedik. Onurla, gururla burada, orada rozet ama İzmirlilere aman rozet kullanmayın. Benim resmimi bile asmayın. Belki ancak o zaman İzmir'de şansınız olur diyen riyakarı da bütün Türkiye'ye bir kez daha gözler önüne seriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Son sözüm şu. Bu şehri yönetmeye talip olan 12 pırıl pırıl belediye başkanımıza. Sütte leke var, onlarda yok. İnanıyoruz, güveniyoruz ve onları Tekirdağlılara emanet ediyoruz. Ben bu seçimde Tekirdağ'da geçen seçimde ittifaklar vardı yok diye kimse endişe etmesin. Çok rakip var diye kimse endişe etmesin. Tekirdağ'da olan, Türkiye'de olan bir büyük ittifak var. Türkiye'deki ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı ve beyazdır. Kim ki milli takım gol atınca sevinir, hepsi Türkiye ittifakındadır. Kim ki filenin sultanları şampiyon olunca gözyaşlarını tutamaz, işte o bizdendir. Kim ki bu ülke için, bu millet için günü geldiğinde canını vermeyi göze alır, işte onların hepsi Türkiye ittifakındadır. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyeti vardır. Bir tarafta biz varız. Recep Tayyip Erdoğan çağırınca birileri havaalanına giderler. Kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyerler. Ellerinde ölmeye geldik, kefenimizi giydik de geldik yazar. Vallahi beka sorunu olunca bunların hiçbirisi ortada kalmaz. Ama bir beka sorunu bir daha ortaya çıkarsa kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyenler değil, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanlar kurtarır yine bu memleketi. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinizin
Bu Tekirdağ seçimlerini kazanmak için en az Candan Başkan kadar, Vahap Başkan kadar, Ahmet Başkan kadar, Rasim Başkan, Tuncer Başkan, İrfan Başkan kadar, Nergis Başkan, Onur Başkan, Varol Başkan, Abdül Başkan, Volkan Başkan ve Alpay Başkan kadar inançlı ve gayretli olmanızı bekliyorum. Adaylarımızı size emanet ediyorum. Tekirdağ'ı ayağa kaldırmanızı, ayağa kalkıp bu seçimi almanızı bekliyorum. Kalkın ayağa ve bu seçimi kazanın. Size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlarsınız. Belediye başkan adaylarımı, il başkanımı, ilçe başkanlarımı ve milletvekillerimi buraya davet ediyorum. En kuvvetli alkışlarınızla onları yüreklendirin. Onlar size güveniyor, biz de onlara güveniyoruz. Tekirdağ'ın temiz, dürüst, çalışkan candanı, yedi düvel bilir elbet Tekirdağ aşkını.